Yani şimdi şöyle düşünün ki 22 yıllık bir iktidarın yükü var. Bu çok sayıda geniş bir üye sahibi olan bir AK Parti'nin bu iktidar zamanında gelen tepkileri, talepleri öyle bir şekilde formüle etmesi lazım ki bazı yaygın eleştirilerin aşılabilmesi lazım. Yani parça dokunuşlarla da bu aşılabilir bir yerde değil. Çünkü seçmenin o birikmiş tepkisini aşabilecek hem kadrolar getireceksiniz, hem aktörler öne çıkaracaksınız, hem politikalar geliştireceksiniz. Ve bunu da kapsamlı bir söylemle ve bir yeni havayla yapacaksınız. Böyle baktığımızda rakibinizin konumu nedir ona da bakacaksınız. Aynı şeyi CHP'de yapmak zorunda. Diğer partilerin ne yaptığına da bakmak durumundayız. Mesela İYİ Parti sanki CHP'nin o eski sertlik yanlısı konumunu rolüne bürünür gibi olmaz moduna geçti. DEM Parti yeni bir ortam olur. Ben acaba burada hangi meseleleri gündeme getiririm? Biz olmadan bu iş olmaz diyerek kendi siyasi taleplerini gündeme getirmeye çalışıyor. Ben o yüzden diyorum yani yeni anayasa tartışmasında bunu yapmak çok daha isabetli olur. Çünkü yeni anayasada biz kimlikten dış politikaya, güvenliğe her alana kadar birçok meseleyi konuşabileceğiz. Orada siyaset üretilebilecek, yeni söylemler üretilebilecek ve partilerin pozisyonları ortaya çıkacak. Neticede anayasa bir toplumsal sözleşmeye dayanır. Yeni anayasaya geleceğim hocam. Bu kısmı ilk turu burada kapatmak adına. Benim de. Hocam bir minnacık kapatmak adına Burantin Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Hocam şimdi burada bu değişim sürecini bir şekilde işte hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir direnç oluştu ya da biraz daha ihtiyatlı davrandılar. Bu değişim sürecini siz geçen hafta bundan söz etmiştiniz. Bunu bozuyor olmak da ya da ne bileyim bu değişim ve normalleşme sürecini bozuyor olmak da büyük bir sorumluluk verecek. O yüzden de biraz daha dikkatli olması gerekir mi? Tabii ki yani hangi taraf? Çünkü toplum bu durumdan memnun. Toplum bu durumdan memnun. Bunun bir yeni bir şeylerin başlamasının anı olarak gördüğü için. Evet. Yani benim mesajım alındı ve benim mesajıma dair aktörler, siyaset kurumu bir şeyler yapacak demek anlamında. Ama geçiş dememin sebebi de o. Daha henüz bu görülmedi. Yani CHP'de bir söylem değişikliği var. Bazı uçları görünüyor ama oradan daha nereye gidecek? Aynı şekilde AK Parti çok güçlü bir şekilde ben bu mesajı aldım ifadesini kullandı. Ama bunu peki nasıl yansıtacaksın? Sahada ne olacak? Yani bu mesele sadece böyle bir partideki insan değişim meselesi değil. Partideki yöneticiler meselesi değil. AK Parti için bu daha köklü bir mesele. Yani seçmenine tekrardan ulaşabileceği onun yani biz şimdi CHP yerel seçimde birinci parti ama yani benim şahsi kanaatim tekrar bir genel seçim olsa yine bayağı bir farkla AK Parti birinci parti çıkar. Neden? Çünkü oradaki cezalandırma, küsme, soğuma veya neyse mesafelenme nasıl diyorsanız o tepkiyi AK Parti'nin toparlayabileceğini düşünüyorum. Ve genel seçimle yerel seçimi seçmen ayırdı. Evet. Ama bu şu anlama gelmiyor tabii. Sizin bu değişim momentini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu olmamalı yani bir değişim umudu var. Ama acaba bu değişim yapılır mı yapılmaz mı kaygısı ya da umutsuzluğu olmamalı. Bu değişim yapılmalı. Bu değişim çok yönlü olarak yapılmalı. Kolay olmadığının çok farkındayım. Çünkü bir yeri tuttuğunuzda diğer bütün başka şeyleri etkiliyor. Ama hepsini içerecek şekilde ve şöyle bir anda yukarıya kaldıracak şekilde bir değişim yapabilecek bir lideri var AK Parti. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet bu, hocam. Bu konularla ilgili...